Bu dersimizde Photoshop'ta filtre bölümüne bakacağız. Şimdi en, en üstteki seçeneğe bakalım. Bu sizin en son uyguladığınız filtre neyse en üste geliyor. Bir altındaki sizin katmanınızı akıl obje çevirerek sizin filtre uygulamanızı sağlıyor. Şimdi şunun mantığını bir bakalım öncelikle. Şimdi bunu Convert to Smart Filter demeden önce normal katmanımıza bir şu filtrelerden örneğin Blur bir bulanıklık verelim. İşte motion bulur verelim. verelim. şöyle motion bulur verdim. OK dedim. Gördüğünüz gibi resmime direkt uygulandı. Yani ben bunu 50 adımdan sonra, history bölümünün standartı 50 adım diyelim. 50 adımdan sonra ben tekrar Ctrl Z deyip geri alamayacağım için bu benim için kötü bir şey olur. Bunun için Ctrl Z dedim, geri aldım. Bunun için Convert Smart Filter açık olması lazım. Yani bunu akıllı obje dönüştürmek için bu seçeneği koymuşlar. OK dedim. Gördüğünüz gibi katmanlarda akıllı obje döndü. Şimdi uygulayalım. Filter buradan noise, buradan blur, motion blur dedim. Evet. OK dedim. Evet Motion Blur uyguladı. Gördüğünüz gibi altına da Smart Filter yani akıllı filtreyi bu şekilde Motion Blur getirdi. Evet gördüğünüz gibi altında bir simge var. Buna iki kere tıkladığınız zaman buradan tekrar daha sonradan müdahale edilebilir şekilde gördüğünüz gibi değişikliği yap yapabiliyorsunuz. Smart Filter'ın mantığı bu. Yani filtre uygulayacağınız zaman bu şekilde oluşturmanız daha iyi olur. Evet gördüğünüz gibi maske de var. Maskeyi de seçerek dahil etmek istemediğiniz yerleri siyah boyarsanız örneğin şu kaplanın şöyle gördüğünüz gibi maske kısmında siyah yerler bu şekilde. Evet. Filtreye dahil etmek istemediğiniz yerleri bu şekilde siyah boyayarak maske kısımlarındaki yerleri filtreye dahil etmeye biliyorsunuz. Böyle bir etki. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu smart filtre'ı kullanın her zaman. Eğer bu şekilde çalışmaları yapacağınız zaman sizin için kolaylık olur. Evet şimdi filtre galeriye gelelim. Filtre galeriyi açtım. Evet şuradan görünürlülüğünü şöyle şu alt kısımdan. Evet ayarladıktan sonra şu şekilde. Şimdi filtre galerisinde hazır etkiler veren bu şekilde filtreler var. Buralardan dilediğinizi seçtikten sonra yan tarafından da ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Birçok kombinasyonu burada var. Dilediğiniz şekilde ayarladıktan sonra bu şekilde kaydediyorsunuz. Evet şurada gördüğünüz seçeneklerde sizin tıkladığınız filtre neyse burada görünüyor. Bu ayrıca şurada da görünüyor. Şimdi ben örneğin bu plastik etkiyi uyguladım filtreyi uyguladım geldim aşağıya artıya tıkladım tamam mı artıya tıkladığım zaman burada bir tane de oluşturuyor yani üzerine bir tane daha ekleyebilirsiniz farklı filtre veya aynı filtreden tamam mı bir herhangi birine tıklayıp farklı bir filtreyi seçerseniz hem o yeni bir filtreniz uygulanır hem de diğer buradan görünürlülüğünü kapatıp açabilirsiniz buradan da seçeneklere bakabilirsiniz hangisinin etkisi neydi diye buradan da seçebilirsiniz. İkisini de birlikte uygulayıp okey deyip kaydedebilirsiniz. Tamam mı? Burası bu şekilde. Filtre galerisi böyle. Dilediğiniz hatta silebilirsiniz bir tane etki kalsın derseniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde etkiler de var. Evet kara kalem, siyah beyaz hazır filtreler mevcut. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle. Texture kısmında da Tabi resminizin boyutu ne kadar büyükse biraz etkisi o kadar azalıyor. Tabi şuradan da değerleriyle arttırıp azaltabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir texture bir desen. Şöyle yaklaşayım. Gördüğünüz gibi. Evet bir de böyle bu şekilde filtreler mevcut. Evet örneğin şöyle bir şey seçelim. Bir filtreyi kaydedelim. OK dedik. Gördüğünüz gibi direkt resminizin üzerine uygulanmış oldu. Bu filtreleri uygulamadan önce dilerseniz katmanızı sağ tuş Convert Smart Object diyerek örneğin dedikten sonra filtre galeriye gelip tekrar OK derseniz gördüğünüz gibi akıllı filtre olarak şu Smart Filtre olarak burada kalıyor. İki kere tıklayıp buradan etkisini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Buradan opasitesini, opasite değerini gelerek etkisini azaltıp arttırma. Maske kısmını da daha önce göstermiştik. Maske kısmını da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Filtre galerisi de bu şekilde. Birkaç resim üzerinde uygulama yaparak bunları da bu şekilde öğrenin. Gayet basit. Şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.